Eylül 1923. Yani daha Cumhuriyetimizin ilanına bir ay var. 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, öğrenci olduğu İstanbul Tıp Fakültesi'nin bahçesinde dolaşırken bir ilana rastlar. Devlet bursuyla yabancı ülkelere, yurt dışına öğrenci gönderileceği. İnanmaz. Çünkü inanmamasının haklı bir nedeni vardır. Kendisinin anlatımıyla söyleyelim, daha yeni üst üste savaşlardan çıkmış olan, en son ve en büyük savaşı, Kurtuluş Savaşı'nı yapmış olan bir ulustan söz ediyoruz. Daha kurulmamış bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha ilan edilmemiş. Ama öyle bir durumda bile 11 gencini yurt dışına göndererek okutmak isteyen bir devlet var. Yani o yoklukta, o kıtlıkta dahi parasını mümkün olduğunca eğitime, insana harcayan bir devlet anlayışı yavaş yavaş ama dev adımlarla geliyor. Bir ay sonra Cumhuriyet ilan edilecek. İnanmayan bu öğrenci hemen gidip hocalarından birine sorar. Hocası der ki, doğrudur, sen de çalış, sınava gir. Belki sen kazanırsın. 155 öğrenci sınava girer ve bu anlattığımız öğrenci o sınavı kazanan 11 öğrenciden biridir. Onu işte Eylül 1923'te Sirkeci tren garında Berlin'e kalkacak olan Orient Express'in bulunduğu peronda bir ileri bir geri elindeki bavuluyla birlikte endişeli gözlerle çevresine bakınan ve düşünceli yapısıyla dikkat çeken bir genç olarak görüyoruz. Gerisini ondan dinleyelim. Emin değildim. Ya bunlar beni Berlin'de unuturlarsa? Hadi oraya gidiyorum ama bunlar bana o bursu göndermezlerse, o parayı göndermeyi unuturlarsa ben ne yaparım Almanya'da? Ve hatta bir şekilde hadi memlekete geri dönecek parayı buldum. Ama ya döndüğümde uğruna Berlin'de okumak üzere terk ettiğim okulum beni tekrar kabul etmezse? Adının yanına Berlin Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okusun diye not düşünmüş bir öğrenciden söz ediyoruz. Ve ben endişeli adımlarla birileri bir geri giderken bir yanım şu trene bin git ama öbür yanımda sakın binip gitme, bunlar seni orada unutup kalırlar derken işte o anda bir ses duyar. Mahmut Sadi, Mahmut Sadi diye bir ses. Posta memuru o öğrenciyi aramaktadır. Mahmut Sadi posta memurunun yanına gider, telgraf memurunun. Buyurun der, Mahmut Sadi benim. Neredesin be evladım? Seni arıyorum buralarda der. Bir telgrafın var. Bir telgrafın mı? Benim gibi bir üniversite öğrencisinin Almanya'ya şu an gittiğini kim bilebilir? Şu an bu trene binmek üzere bu peronda, bu tren garında olduğumu kim bilebilir diye sordum. Sen dedi, şu telgrafı aldığına dair şuraya bir imza at da anlarsın birazdan telgrafın kimden geldiğini. Telgrafı aldım. Telgraf Ankara'dan. Ankara'da Çankaya Köşkü'nden, Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal'den gelmekteydi. Telgrafı açtım ve yalnızca iki cümle yazıyordu. Ben sizi oraya bir kıvılcım olarak gönderiyorum ve bir alev topu olarak memlekete geri dönmenizi bekliyorum. Gazi Mustafa Kemal. O trene nasıl binemezdim? Bir lider düşünün ki yurt dışına gidecek olan 11 gencini önemseyen ve onların treni kalkmadan onlara o telgrafı yetiştiren bir lider. Az önceki o endişelerimden utandım ve hemen trene atlayıp gittim Berlin'e. Berlin'de tıp fakültesinde öğrenimimi tamamladım ve sonra Almanya'nın Hagen kentinde uzmanlığımı aldım. Ve tıpkı Mustafa Kemal'in istediği gibi bir kıvılcım olarak gittiğim Almanya'dan memlekete bir alev topu olarak geldim. Ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde Beşeri Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığını kurdum diyor. Mahmut Sadi, yani Mahmut Sadi Irmak. Ona Ordinarius Profesör Mahmut Sadi Irmak'a hep soruldu röportajlarda. Mahmut Sadi Irmak kimdir diye. O soruya hep aynı yanıtı verdi. Mahmut Sadi Irmak iki cümlelik bir telgrafın adam ettiği kişidir.